Elazığ'da bir deprem oldu. Son konuşmamız olsun. İki tane bakan hala orada, Evet. Elazığ'da. Gece gündüz oradalardı. Şimdi Murat Kurum'u biliyorsunuz, Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı olarak gitti oraya. Cumhurbaşkanı da gitti. Murat Kurum'un 2 yaşında bir kızı var. Zehra, yani günlerdir çocuğunu görmedi. Ve sömestri tatili olmasına rağmen o çocuğu bir yere de götüremedi. Orada karargah kurdular. Hala oradalar. Şimdi tartışılan bir konu vardı. Bir evlat sevgisi, bir aileye ayrılan bir zamandan bahsedildi. Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini hepimiz konuşuyoruz. Seçimlerde aldığı başarılı sonuçlar ortada. Fakat Elazığ depremi sonrasında Elazığ'a bir uğrayıp sonra Tunceli, sonra kayak merkezine gidip oradan ben buradaki güzelliği hissediyorum. İşte ben böyle bir politikacıyım. Türkiye alışacak vesaire. O açıdan bir tepki, nasıl bir tepki var orta yerde? İmamoğlu'nun yanlışları var mı? Nasıl yanlışlar? Şimdiden bu kadar hata yapması siyasi geleceğini nasıl etkiliyor? Evet. Bununla noktalayalım. Tabii. Yani şimdi Sayın İmamoğlu gerek 23 Haziran'da ve ondan önce 31 Mart'ta çok ciddi bir sınav verdi. Yani hatırı sayılır bir oy aldı. Birincisi Sayın İmamoğlu'nun başarısında kendisi kadar, bakın AK tekrar Parti'nin de desteği var. kendisi kadar, ekibi kadar AK Parti'nin de desteği var. Desteği var. Hem de inanılmaz bir destek. Sadece İmamoğlu'na değil, AK Parti'nin kaybettiği her yerde. Benim aslında söylediğim bu. Yani bu faturaları birilerinin ödemesi gerektiği gereken faturaları şey yapıyorsunuz, zaman aşımına uğramak üzere. Çok iyi bir seçim süreci geçirdi. Ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında, bizim yaptığımız farklı şirketlerin yaptığı araştırmalarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber Cumhurbaşkanlığına en çok yakıştırılan aday olarak öne çıkıyordu. Evet. İyi bir, başarılı bir dönem götürdü. Ama seçim sonrası süreci aynı algı yönetimi meselesinde süreci iyi yönetemediği kanaatindeyim ben de. Yani neden iyi yönetemediği kanaatindeyim? Yani örneğin Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Eleştirildi. Diyarbakır'da evet size destek veren, İstanbul'da HDP. kazanmanızda etkisi olan bir siyasi partiye gidiyorsunuz. HDP'ye. Evet. Ne olurdu şeytannelerine de Görevden gidin. alınan belediye Ha, ne olurdu başkanlarını kucaklıyorsunuz. şeytannelerine diyorum. Oradaki dağda çocukları olan annelere de gidin, dağda çocukları olan, kayıp çocukları olan anneleri de ziyaret etseydiniz. Veya şey meselesi, kayak meselesi, evet çok insani, çok insani. Olabilir. Sömestr tatili, çocuklarınızla beraber vakit geçirmek istiyorsunuz, gayet insani bir şey. Ama belki o gün değil, o gün değil. Elazığ'a gittiğinizde ziyaret, çünkü Elazığ'a gitmişsiniz, ziyaretlerde de bulunmuşsunuz. Ya bir gece orada, atıyorum evi yıkılan bir gariban vatandaşın çadırında kalsaydınız, ertesi gün Cumhurbaşkanlığı adaylığında 3 puan daha üstüne koyardınız. O manada algıyı yönetmekle ilgili bir Bir sorun hafta sonra olduğunu. gitseydiniz Evet hani. evet bir Ya da sorun. çocuklarınız orada, siz gitmeyin. Evet. Böyle bir sorun var. Yani ya seçim döneminde danışmanları çok iyi çalışıyordu ya son zamanlarda iyi çalışmıyor. Ya da o eski dönemde AK Parti çok katkı sunuyordu. Son zamanlarda fazla katkı sunamıyor. Çok İkisi önemli. arasında bir şey var, bir ilişki var. Peki döndükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclis toplantısında biliyorsunuz bir de küfür etti. Yani yanındaki AK Partili işte başkana laf attı. Bu lafların atılması normal. Evet. Neredeydi? İşte kayaktaydı. Orada da farklı bir Ya şimdi ifade. bizim toplumumuz küfür meselesinden çok rahatsız olmaz. Toplum rahatsız Olmadı olmaz. mı? Olmaz. Olmaz. Yani hele şu ergen dili, sosyal medya ile beraber ergen dili toplumda hakikaten şey oldu, iyice şeyler de bozdu. Siyaseten doğru mudur başka bir tartışma. Ama yani biz hani dedik ya siyasette insanlar kutuplaşmış siyahla beyaz gibi yani. Siyahla Lafı beyaz şuraya gibi. getireceğim bir de. Meltem Şişli olayı var. Evet.
Başörtülü kadınlar odasını alıyor, biliyorsunuz işte, sizi itfaiyecilerle buluşturalım diyor. Buna da biz gereğini yapıyoruz. İşte bir sürü tantana sonra işte istifa etti denilen Şişli'nin izne ayrıldığı, tatile gittiği falan konuşuluyor. Özeti şu, bütün bu hatalar Ekrem İmamoğlu'nun karizmasını çizdi mi sizce? Ya işte zarar veriyor. Karizması çizildiği yerle bir oldu demek için erken. Ama zarar veriyor. Bakın bundan bir yıl önce hiç tanımadığımız veya bir yıl demeyelim 13-14 ay önce hiç tanımadığımız, Türkiye'nin tanımadığı bir isim siyasete girdi. İnanılmaz tanındı, inanılmaz sevildi. 10 milyon seçmen olan bir şehirde de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Siyasette ve bu şehirde yaşayan bireyler, bizler de bu yarışmacı siyasetten etkilenen, faydalı şeyler öğrenen bireyleriz. Ne demek istiyorum? Ne kadar çok yarışma olur ise o kadar daha çok hizmet etme yarışı olur. Onun için siyasetçi kolay yetişmiyor. Bir eklenti daha, o %35 zam olayı. Evet, işte onu diyorum. İndirim yapacağım demiş. Siyasetçi kolay yetişmiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Muharrem İnce gibi, Muharrem İnce mevzuunda da aynı şey oldu biliyorsunuz. Hata. İnanılmaz bir seçime kadar çok iyi götürülen bir süreç, seçimden sonra çok kötü yönetilen bir süreç. Benim burada acizane, 35 yıla yakın bir süredir kamuoyunu gözlemleyen birisi olarak Sayın İmamoğlu'na tavsiyem, ya etrafında hakikaten kendisini doğru dürüst yönlendiren insanlar yok, kendisi ya da dinlemiyor. Dikkat diyorum. Çünkü bundan 5-6 ay önceki, 1 yıl önceki kamuoyundaki desteği sizin de ifade ettiğiniz gibi yok. Bir araştırma yok. Var mı elinizde? Ya şimdi bir araştırma ortada, seçim olmadığı için İstanbul, şimdi şöyle söyleyeyim ben, o zaman onu da hemen söyleyeyim. Bundan 3-4 ay önce Eylül ve Ekim aylarında ben AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerde araştırmalar yaptım. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'da ve bu kamuoyuna da yansıdı. Benim bilgim dışında yansıdı. Çok başarılı çıktı. Hepsi çok başarılı çıktı. Ben o zaman televizyonlarda hep şunu ifade ettim. Yani bağlanıp soranlarda. Evet, birincisi vatandaş yeni seçilen belediye başkanlarına ve belediyelere bir süre tanır. İcraatlarını göstermesi için. İki, mevsim olarak daha yaz ayındayız. Yağmur yok, çamur yok, bilmem okullar açılmadı, trafik yok, ıvır yok vesaire yok. Şimdi dolayısıyla belediyeler bir yılını doldurduğunda 31 Mart'tan itibaren Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'da Haziran ayı gelmeden de İstanbul'da bir araştırma yapıp kamuoyuyla paylaşacağım. Nereden nereye gitti? Şimdiki söyleyeceklerim çünkü sadece tahmin olur. Elimdeki o zaman bunun verilerle sözünü alıyoruz. İnşallah. Bunları yine internet haberde. Zaten Adil Gür'ün bütün araştırmaları önce internet haberde yayınlanıyor. Tabii. Yani sizden başka, emin olunuz, inanınız ki sizden başka hiçbir yerde şey yapmıyorum. İnternet haberi ve internet haberi daha tarafsız, daha objektif birincisi gördüğüm için. Bir de çok geniş kitlelere ulaşıyor. İki, bakıyorum, herkes de alıntı yapıyor. Yani ideolojik olarak birbirinden farklı mecrada olduğunu düşündüğümüz sosyal medya hesapları veya internet siteleri de alıyorlar. Onun için internet haber izleyicileri ve okuyucuları internet haberde kalmaya devam etsinler diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Adil, güzel bir sohbet oldu. Zamanımız biraz kısıtlıydı, o yüzden de tamamlayamadık. Başka konular da vardı ama yine konuşacağız. Arkadaşlar, Adil Gür'le sohbetlerimize devam edeceğiz. Belki haftaya, belki iki hafta sonra. Ama çok önemli bir söyleşi yaptığımızı düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.